Bu Hintli adam ilk kez 200 yaşına yaklaştığını iddia ettiğinde insanlar inanamadılar ve hayat hikayesini öğrenmek istediler ve ölümün onu bu kadar uzun süre nasıl unuttuğunu açıkladığında herkes gelecekte ona ne olacağını merak etmeye başladı. Mahasta Murasi sıradan bir günde doğdu. 1835 yılının Ocak ayında aydınlık bir sabahta Bangalore şehrinde ilk nefesini alan pek de özel olmayan Hintli bir çocuktu. Ailesi fakirdi ve sade bir hayat yaşıyordu. O yıllarda annelerin bölgedeki ebelerin yardımıyla doğum yapması yaygın bir uygulama olduğundan birçok kardeşi gibi o da evde doğdu. Bu nedenle herhangi bir yerel hastanede doğum günü ve saatine dair tıbbi kayıt bulunmuyordu. Murasi geniş ailesiyle birlikte sıradan bir hayat yaşadı. Zorlu yaşam koşullarına rağmen genel olarak sağlığı iyiydi. Bir süre okula gitti ancak aile oldukça geniş olduğu için bir tür gelir elde etmek örgün bir eğitimden çok daha önemliydi. Murasi'nin oldukça becerikli olması yerel bir marangoza yardım etmeye başlamasına neden oldu. Daha sonra ailesine maddi destek sağlamak için ayakkabıcılık mesleğinde becerilerini geliştirdi. Çok geçmeden bu adam 50'li yaşlarındaydı ve hala gençken kendisi için kurduğu hayatı sürdürüyordu. Zaman saati işlemeye devam etti ve 50 yıl sonra 100 yaşına ulaştı. O gün kendisi ve hayatının sonuna yaklaştığını bilen ve birlikte geçirdikleri yıllar için minnettar olan ailesi için inanılmaz bir kutlama günüydü. Sağlığı hala iyi olduğu ve işinden zevk aldığı için Murasi çalışmaya devam etti. Müşterileri bu becerikli ve yumuşak tabiatlı adamı çok sevdiler ve onun hiç ölmemesi için dua etmeye başladılar. Ve Murasi gün geçtikçe yaşadı. Ayakkabıcı olarak çalışırken onu hala hatırlayanların sayısı giderek azalıyordu. Ölümün yaklaştığını, vücudunun eğilmekten yorulduğunu ve görme yetisinin azaldığını hissettiğinde aletleri bırakma zamanının geldiğine karar verdi. Nihayet çalışmayı bıraktığı yıl 122 yaşında olduğu 1957 idi. Ona göre dolu dolu bir hayat yaşamıştı ve şimdi dinlenmeye ve hayatından geriye kalan birkaç yılın tadını çıkarmaya odaklanmıştı. Ama bu durumda birkaç kelimesi muhtemelen yanlıştı. Mahasa Murasi'nin Hindistan'daki yetkililerin ve Guinness Dünya Rekoru hakemlerinin radarına girmesi için 50 yıl daha geçti. Hindistan'da 179 yaşında hayatta ve iyi durumda olan bir adam olduğu iddiası birilerini rahatsız etti. Elbette böyle bir iddia ortaya atıldığında bazı insanların şüpheyle yaklaşması kaçınılmazdı. Pek çok kişi bir adamın bu kadar ileri yaşa kadar yaşamasının mümkün olup olmadığını sordu ancak Bay Murasi'nin bu iddiaları kanıtlamak için nüfus cüzdanı ve doğum belgesi vardı. Bu belgeler açıkça yasaldı ve herhangi bir sahtekarlık belirtisi yoktu. Ayrıca bu adamın yanlış bilgi vermesi ya da kimseyi kandırmaya çalışması için bir neden yoktu. İşte tam da bu nedenle Hintli yetkililer bu adamın iddialarını doğrulamak için bir soruşturma başlattı. Uzmanlardan oluşan bir ekip bu adamın gerçekten iddia ettiği kadar yaşlı olduğunu doğrulayacak belgeleri aramak üzere göreve çıktı. Doğduğu yer olan Bangalore şehrindeki kurumları ziyaret ettiler ancak ne yazık ki 1835 yılına kadar uzanan herhangi bir tıbbi kayıt ya da doğum kaydı bulamadılar. Genellikle güvenilir kaynaklar olan yerel kiliselerde bile bu adamın doğumuna ve yaşamına dair bir kayıt yoktu. Yine de birkaç seçenekleri daha vardı. Elbette neredeyse 200 yıl yaşamış bir adam hayatı boyunca birkaç doktora gitmiş olmalı. Bu inanılmaz adamın 1903'ten beri yaşadığı Varanasi şehrinde daha önceki yıllarda ziyaret ettiği bir muayenehanenin kalıntılarını buldular. Büyük hayal kırıklığına uğradıkları muayenehanede Murasi adındaki adamla ilgili doğru düzgün bir kayıt yoktu. Ziyaret ettiği ve onu hatırlayan hatta adını hatırlayan son doktor 1971'de ölmüştü. Ekip yine çıkmazdaydı. Bir kişinin gerçek yaşını belirlemenin bilimsel yolu kişinin ellerinin röntgenini ve dişlerin aşınması ve yıpranması gibi Jaws'ın panorama filmlerini içeren fiziksel bir muayene ile başlar ve genellikle kişinin tahmini yaşı hakkında güçlü bir gösterge verir. Bu yöntemler onlarca yıldır denenmiş ve test edilmiş olsa da tüm bu faktörlerin bir kişinin gerçek yaşı hakkında yalnızca kabaca bir tahmin sağlayabileceği unutulmamalıdır. Araştırmacılar Murasi ile konuşurken genetik ve yaşam tarzı gibi faktörler de denklemde rol oynar. Yıllarca çok çalışarak sade bir hayat sürdüğü, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte olmaktan keyif aldığı açıktı. Genetiği hakkında çok az bilgi vardı ya da hiç yoktu ki bu da çok maliyetli bir analiz türüdür ve bu nedenle ailesinin aklına hiç gelmemişti. Müfettişler akrabalarıyla karşılaştırma imkanı olmadan DNA'sını test etmenin onlara bu konuda önemli bir bilgi vereceğinden emin değildi. Saatler süren sorgulamadan sonra Murasi'nin yaşamı boyunca sürdürdüğü ve uzun yaşamasına katkıda bulunabilecek herhangi bir özel ritüel ya da uygulama bulamadılar. Bu nedenle topladıkları tüm bilgiler analiz edilip bir araya getirildikten sonra bile en iyi tahminleri yine de %100 doğru olarak yorumlanamazdı.
Bir kişinin yaşını belirleme nedenine bağlı olarak bir incelemeciden minimum yaşın yanı sıra en olası yaşı da belirlemesi istenebilir. Murasi vakasında sonuçlar kesin değildi. Ayrıca ortada yasal bir mesele olmadığı için bu testleri yapmaya devam etmenin maliyeti, Hindistan vatandaşları için gerekli altyapı ve temel kaynaklar için kullanılacak devlet forunun gerekliliğinden daha ağır basıyordu. Bu nedenlerle yerel makamların Murasi'nin iddialarını olduğu gibi kabul etmekten ve onu söylediği yaşta ilan etmekten başka seçeneği yoktu. Hindistan vatandaşları ülkelerinin şimdiye kadar yaşamış en yaşlı insana ev sahipliği yaptığını iddia etmekten gurur duyuyor ve onun hala hayatta olması bir başka mucize ama bir insanın bugünlerde normal kabul ettiğimizden daha uzun yaşaması nasıl mümkün olabilir? Hindistan'da bir insanın ortalama yaşam süresi yaklaşık 70 yıldır. Erkekler için bu süre 68'de biraz daha düşüktür. Bu oranlar göz önüne alındığında Bay Murasi'nin beklenenden neredeyse 2 kat daha uzun yaşayarak 180 markı geçmesi çok garip bir fenomen. Yaşlılığının büyük sırları hakkında röportaj yapıldığında adam sadece gülümseyebildi ve özel bir şey yapmadığını itiraf etti. Aslında basit bir hayat yaşadı ve ailesini desteklemek için çok çalıştı. Kendi görüşüne göre bu uzun yaşam için sahip olduğu tek açıklama, ölümün onu unutmuş olmasıydı. Bay Morales ailesinden bahsederken gözlerinde bir hüzün vardı. Genç nesil aile üyeleri hala ona bakıyor olsa da büyük torunlarından bazılarını bile çoktan geride bırakmıştı. Karısı ve kendi çocukları çoktan gitmişti. Yaşlanan zihninde neredeyse uzak bir anı olarak kalmıştı. Ailenin eski günlere ait herhangi bir fotoğrafı yoktu. Bu yüzden bu yaşlı adam geçmiş günlerin hikayelerini paylaşmak için azalan hafızasına güvenmek zorunda kaldı. Guinness Dünya Rekorları ekibi Murasi'nin yaşı doğrulanırsa dünyada yaşayan daha yaşlı bir insan olmadığını teyit etmişti. Murasi hiç şüphesiz modern zamanlarda yaşamış en yaşlı insan olarak resmen ilan edilecek. Dünya üzerinde yaşayan en yaşlı insan olarak ve bir mümya kadar yaşlı olmasına rağmen şu anda böyle görünüyor. Morasi'nin kendine ait bir teorisi vardı. 150 yaşından sonra ölen insanlarla ilgili hiçbir istatistik olmadığını ve bu sihirli sayıyı aşmış olmasının ona bir tür ölümsüzlük kazandırmış olması gerektiğini söylüyordu. Teorisini doğrulamak için 188 yaşına kadar yaşadı ve ölüm hala onu yakalayamadı. Ona kalan tek şey kendisine bahşedilen bu uzun yaşamın tadını elinden geldiğince çıkarmak. Sonunda öldüğünde nihayet dinlenme fırsatı bulacak.